kişilerin aşağılanmasını, onların horlanmasını kabul etmiyoruz. Kimsenin beklediği bir oran verilmedi yani. Herkesin maaşı zaten düşük, bir de düşük oranda zam yapıldığı için. Hepimiz buna karşılık bir imza toplayalım da düzeltilmeye gidilsin diye yönetime bir imza toplayıp gönderdik ama ciddiye almadılar bu konuda bizi. Hatta ben de söyledim, dedim, müdürüm dedim. Yani biz dedim bir imza topladık ama dedim bu imza bizim yani bir kötü art niyet imzası değil dedim yani. Bir taleptir dedim. Olur veya dedim olmaz. Ondan sonra bu imzayı toplayan baştaki 3 kişiyi tabi çıkaracaklar aradı. Bunlar da işte rapor falan aldılar. Hani o şey etti de biraz rapora falan şey etti de bu 3 kişiyi çıkarttılar. Yani o imzanın başındaki 3 kişiyi. Yani mutsuzsanız durmayacaksınız. Çıkabileceksiniz. Mutsuzsan bizi 10 yıl, 20 yıl çalışamaz dedi yani. Bizim hepimiz bu sefer dedik ki bu arkadaşlar her gün 9 kişi giderse sıra bize geldi dedik. Bu şekilde dedik biz. Diretme buradan başladı zaten. Yani biz hep birbirimize sahip çıktıkça atıldık yani. Sıkıntı burada oldu yani. Bu yaşananlar Türkiye'nin en büyük patronu olarak kendisini ifade eden Koç Holding'in iş yerlerinde yaşanıyor. Özgürlükler, biz birleştiğimiz zaman kazanacağız özgürlüklerimizi. En basit haktır sendikal özgürlük arkadaşlar. Bu sendikal özgürlüğümüzü bize kullandırmıyorlar. Bu zamana kadar yanımıza uğramayan, yanımıza uğramayan yandaş basın bugün bir haftadır bizi arıyor. Ne yapıyorsunuz? Limanda ne oluyor diye başka bir şey çıkarmak istiyorlar. Neden ülkeye uğramadınız? Neden ülkeyi görmediniz? Aylardır ülkeyi görmediniz. Azıman işçiye nereye alırsın? Biz bu fabrikanın kalitesi düşmesin, işi yetişmemesi gibi durumlar olmasın diye pazar günü daha işe geldik. Gerektiğinde her gün 8'e kadar mesaiye kaldık. Yani zorunlu mesailer. Yani bitirdik, arkadaşlar idare edin, bu günleri atlatalım, atladım, atlattık, her şey kabul edin. Çoğumuz evimize gidemiyoruz. Elini vicdanlarına koysunlar. Elini vicdanlarına koysunlar. Bu insanlar bu paralarla nasıl geçinir diye bir muhasebe yapsınlar. Biz onlardan deve istemiyoruz. Mesai kaldığımız sürece içeride kapalı alanda insan bir bunalım yaşıyor yani. Dışarı çıkıp da bir hava alamıyoruz. Bizi amirlerimiz olsun hiçbirisi insan yerine koymuyorlar. İnsan gibi biz insan gibi davranma, insan gibi muamele istiyoruz. Hiçbirisini yapmıyorlar. Genel müdür yardımcımıza da şunu söyledim. Hatırlar mısınız dedim. Üretim müdürüyken dedim. İnsanlara şunu söyledim. 3-4 bölümü toplayarak arkadaşlar mal geldiniz mal gidiyorsunuz. Hayır dedi, ben öyle bir şey söylemedim dedi. İspat et dedi. Ben dedim 20 tane şahidim var. Dedi. O yüzlerine karşı söylediğiniz arkadaşların hepsi şahit demiş. Sana şunu soruyorum dedi. Yöneticilerinden şikayetçisin. Şeflerinden şikayetçisin. Neden burada çalışıyorsun? Ben genel müdür yardımcımız olan Zeynep Hanım'a şunu söyledim. Ben işimi seviyorum. Fakat ben buraya hakaret işlemek için gelmiyorum. Benim ailem bana hakaret etmezken siz o cüreti nereden veriyorsunuz? Vallahi Koç'tan beklediğimiz şudur. İşlerimizi geri dönsünler arkadaşlarımız. Biraz da iyileştirme falan olursa beklediğimiz budur yani. Bizim ekmek yani. Başka bir şey değil yani bizim beklediğimiz.